Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kızın Nil Destanı, Amen Rotası 1. sezon 3. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım bakalım. Son olayların sonuçları kendini hemen belli eder. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bölüm 3. Hermopolis'ten ayrılırken. Ertesi gün boyunca Eva çok endişeliydi. İsvan'a müfrezeyi almışlardı. Genç adam bunu zaten çok istiyordu. Hatta kızı bile yanına çağırmıştı. Seni katip olarak almak istiyor. Belki orada birinin dikkatini çekersin. Kariyer yaparsın. Gerçekten ne yaptığımı biliyorsun. Başka bir zanaatı başarı elde edebileceksen gerçekten kara büyü yapmaya devam edecek misin? İsman. Tüm şezmular genç ölür. Avcılardan sonsuza dek saklanamazsın. Böyle bir şeyin başına gelmesini istemiyorum Meme. Yani niye insan cidden öyle bir şey seçer ki, yani ne bileyim. Kara büyü iyi hoş da. O zamanlar böyle sıkıntılıymış madem yapmak. Yani çoğu ölüyormuş. Niye yaparsın ki o zaman? Birkaç yıldır aralarını bozan o malum konuya döndüler. Bence burada İsmail haklı. Yani başka bir zanaat yapabilir gerçekten. Niye yapamasın ki? Saftirik İsmail. Başaracağıma sonuna kadar inanıyor. Eva'dan da kasvetli olan diye saçlarını örüyordu. Bugün tapınağın içindeyken dikkatli olmak lazım. Epistat bizi fark eder. Müfrezeyi alırsa biterim ben. Bir şey olmaz. Seni müfrezeyi alırlarsa sadece dediklerini yap ve yeni iş alma. Ramo, avcılar burnumuzun dibindeyken büyüye izin vermez. Çok fazla risk. Epistat'la karşılaştığı evde iş yapıyormuş. Gerçekten istediğini yapmayacağını düşünüyorsun. Bizi neyin beklediğine dair hiçbir fikrim yok. Eva dersleri hazırlanmaya başladı. Hafif pelerin, dekolte, diğerini almamışım, tekstil. Bakayım, güzelmiş aslında, niye almamışım ben bunu? Neyse. Tek omuz, arkada bukleler, geriye doğru. Yüzük. Nerede yüzük? Ha, şu boynumuzdaki. Kolye. Gerdanlık. Çok güzel olduk. Hazırlanınca diğeri sınıfa gittiler. Ramo hoca üstü kapalı, loş, ferah bir salona ders veriyordu. Birkaç öğrencisi sandalye yere oturmuştu. Önemli noktaları parşömene yazıyorlardı. Hoca, bir kişinin duygularının rüyada nasıl çalıştığını, daha canlı ve daha belirgin hale geldiğini anlatıyordu. Rüyadayken daha çok sever, nefret eder, üzülür ve kızarız. Bu hissiyatlar bizi tepeden tırnağa kadar doldurur, onlardan saklanamayız. Bir kişiye karşı tutku duyuyorsan, rüyanda bu tutku seni çıldırtır. Birine kızgınsan, o zaman öfke seni tümüyle içine çeker. Bu nedenle rüya büyüsü aracılığıyla duygularla çalışmak çok daha kolaydır. Duygular görünür, somut bir hale gelir. Onlarla etkileşime geçebilir, onları değiştirebilirsiniz. Elinizde bir kişinin kaosuna girip gerekli mekanizmaları dönündürebilirsiniz. Yeşil renk genellikle kıskançlık veya haset barındırır. Sarı nezaketin rengidir. Mavi ve lacivert tonları ise hüzün duygularını temsil eder. Önemli olan üzerinde çalışabileceğini seçebilmek. Hedef aldığınız duyguyu diğer duygularla karıştırırsanız sonuç tam tersi olacaktır. Eva kendi rüyasına girip Amel'den uzanan korku ipini bıçakla kesmek isterdi. Bu duygu onun normal düşünmesini ve kararlar vermesini engelliyordu. Halbuki tam da şu anda buna ihtiyacı vardı. Eğer müfrezeye girersem o zaman Amel'den uzak duracağım, onu daha iyi tanımaya çalışacağım, başka insanlardan onunla ilgili bilgi toplayacağım. Bunu söyleyelim.
Onunla doğrudan konuşma riskini alamam ama başka öğrenci iletişimi öğrenebilirim. Düşmanı tanırsan onu alt etmek çok daha kolay olur. Korkuya rağmen Amanda'dan biraz etkilendin. Peki. Reims kısa doğru eğildi. Hiç dinlemiyorsun. Bunun için endişeleniyor musun? Dünden sonra çok değiştin. Şaşırmadım. Senin yerinde olsam ben de korkardım. Yani onun bir avcı epistatı olduğu hemen anlaşılmıyor. Ne korkunç bir tip. Ben de onu hemen tanıyamadım ama ellerindeki dövmeyi fark edince her şeyi anladım. Avcı dövmelerini duydum ama hiç görmedim. Nasıl görünüyor? Konuşmaları duyan hoca araya girdi. Güneş, göz, el ve ak. Avcılar, şezmoları cezalandıran kraliyet elidir. Böyle yorumlanabilir. Eva ve Reims, sizin şu umursamazlığınıza hayranım. Bağ kesme konusunu zaten biliyorsunuz galiba. Her şeyi çoktan öğrenmişsiniz. Ne öğrenmesi? Bundan sonra TEP'te denetim altında olacağız hepimiz. Gidip gitmeyeceğimizi hala bilmiyoruz. Bu yüzden sıkı çalışsanız iyi olur. Panik yapmayalım ve her zamanki gibi davranalım deyip şey demiyorsun. Aslında her şey zaten belli değil mi? Öyle olsa bile Eva, ne fark eder? Öğrenmeye devam edin. Olur da gidersek, bunun da bize bir faydası olur. Faydası. Ne faydası acaba? Orada hızlı ve dikkatli olmayı öğrenirsiniz. Bir gün bu beceri hayatınızı kurtarır. Hedefimiz her türlü kuşla uyum sağlamaya hazır olmaktır. Esneklik, çeviklik, kar arayışı. Bu konuda şezmolar özellikle çok iyidir. Tepe gitme olasılığınız bu kadar yüksekmiş madem. Orada sizi neyi beklediğini anlamanız ve bu yönde çalışmanız lazım. Sürü halinde avcılar varmış. Bu durum size eşsiz bir deneyim yaşatır. Sonrasında ve son derece yetenekli birer kara büyücü olursunuz. Ya da ölürsünüz. Bunun üzerine Rem konuyu kapatıp derse geri döndü. Dersler gün batımına yakın sona erdi. Eva olan bir tane her şeyden kendisi sorumluymuş gibi çok rahatsızdı. O sokakta Epistat'la karşılaşmasının önlenemeyecek bir kaza olduğuna kendini ikna etmeye çalıştı. Ancak endişesi de geçmedi. Ne lanet bir geceymiş. Tepe gittiğimi hayal etmekle oraya gerçekten gitmek çok farklı. Arkadaşlarıyla akşam yemeği yemek yerine eşyalarını alıp sahile gitti. Suyun sesi ve yeşilliklerin hışırtısı onu rahatlattı. Herhangi bir olumsuz duygu yaşayınca Eva, herkesten saklanmayı ve her şeyi kendi başına halletmeyi tercih ederdi. Gün batımının pembe gökyüzüne baktı ve bu noktaya nasıl geldiğini düşündü. Aile sorunları mı? Evden kaçışı? Yoksa evcide kara büyü yapmak için mi doğmuştu? Geçmişi hatırlamaktan hoşlanmıyordu. Ancak tüm bunların yarattığı acı hiçbir yere kaybolmuyordu. Ruhlarımızı bu karanlıkta mı doğuyoruz, yoksa bizi daha mı sonra buluyor? Çantasına şezmuların iş sırasında giydiği pelerin ve maskeyi çıkardı. Gelecekte onun için önemli kalacak tek şey. Bir gün Eva gözlerini aynaya kaldıracak ve kendi yüzü yerine Seth'in uzun suratını görecek. Karanlığın, katliamın, yasak olan her şeyin vücut bulmuş hali olacak. Arkasından bir hışırtı geldi. Tamam, atıyoruz onları. Evet. Su yüzeyinde hafif dalgalar oluştu. Eşyaları sonsuza dek kayboldu. Yeşilliklerin içine ona doğru bir kız geldi. Yüzünde son derece garip bir ifade vardı. Şaşkın ve meraklı. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Eva soru sorarcasına ona baktı. Kertenkele arıyordum. İş için topluyorum. Benle alaka, ne için? Sana engel miyim? Bunu söyleyelim. Takılar falan mı yapıyorsun? Hayır ama bir şey fark ettim. Siz kara büyücüsünüz değil mi? Eyvah. Eva'nın sırtından soğuk terler aktı. Başka herhangi bir gün olsaydı durumun saçmalığına gülerdi sadece. Ama o anda sinirleri zaten son derece gerginken gülesi gelmedi. Ne saçmalıyorsun sen? Elinizde bir maske gördüm. Kardeşim bana kullandığınız siyah maskelerden bahsetmişti. Yeter. İftira atmayı kes. Ama nereye attığınızı gördüm. Eva sinirle ellerini kaldırdı. Ne istiyorsun? Eva bunu düşündükçe aklına çok korkutucu ve acımasız düşünceler geliyordu. Hemen en son yaptığı işi hatırladı.
Bu kızı bayılsa, itse, ne yapsa? Benim adım Teonoi. Nasıl okunuyor bu kızın ismi ya? Teo diyeceğim ben şu dört harfinden. Yardımıza ihtiyacım var. Yardıma? Hermopolis'te bir kara büyücü bulabileceğimi düşünmüştüm. Ben tepede yaşıyorum. Oradaki tüm büyücüler ortalıktan kayboldu. Artık umudumu kaybetmeye başlamıştım. Emma'nın sorusu düşünemeden ağzından kaçtı. Ne tür yardım ihtiyacın var? Kız birden sustu. Sonra yüzünü buruşturdu. Aslında beni ilgilendirmez. Git buradan. İlgileniyor musun? Bana yardım edecek misin? Ben... iyi ödeme yaparım. Gerçekten bak. Theo parlayan altın küpelerini gösterdi. Ailemin parası var. Çok iyi ödeme yaparım. Yemin ederim. Cazip. Ya bu kız avcılar gönderdiyse veya aman? Hayır, buna değmez. Ben kara büyücü değilim. Ben seni rezil etmeden çek git. Beni rahat bırak. Eva sinir ayağa kalktı ve gitmeye karar verdi. Theo onun elini tuttu ve kendini döndürdü. Beni reddedeceğini beklemiyordum. Anlaşırız diye düşündüm. Eva elini çekmeye çalıştı ama kız parmaklarını daha da kuvvetli sıktı. Sarhoş musun sen? Yardım etmezsen avcıları üzerine salacağım. Salsana ve kendini ele mi vereceksin? Seni şuracıkla boğacağım. Bunu söyleyelim. Onlara ne diyeceksin ki? İş işiniz çizmiyor arıyordum ama bu karşıma çıktı. Benimle birlikte idam edileceksin. Her şey farklı olacak. Sanmıyorum buna bir şey olacağını ama neyse. Eva ne yapacağını bilemeyerek biraz paniğe kapılmaya başladı. Ona yaklaşan Theo şöyle dedi. Konvoy ile beraber geri döneceğim. Her şeyi anlatacağım. Anladın mı? Ya da yardım et. O zaman sessiz kalacağım. Aynı Rem'in dediği gibi. Bir şeyiz bundan faydalanmazsa onu ihbar edip ölür peşine düşer. Adalet kimsenin umurunda değil. Kabul etmeden önce kızı korkutmaya çalışacağım. Bir kez böyle bir belaya bulaşıyorum. Buradan gitmek için son şansın. Yoksa ben... İmdat! Eva kıza koştu ve öfkeyle atıslayarak ağzını kapattı. Benden ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Theo'nun dudaklarında bir gülümseme belirdi. Sevdiğimi unutmama yardım et. Onun için deli oluyorum. Elimde değil ama karşılıksız. Vah canım. Bağ kesme işi. Hem de hocamın arkasından. Bunu Remo'ya nasıl açıklayacağım? Kederi azaltmayı, bir insanı unutturmayı veya bir şeyi hatırlatmayı becerebiliyorsunuz diye duydum. Evet, daha bu sabah öğrendik. Beni sevmesini istedim ama başka bir kara büyücü aşkı yaratamadığımı söyledi. O zaman beni onu sevmekten vazgeçir. Madem bir kara büyücü bulmuşsun, bana niye rahat vermiyorsun? O büyücü artık yok. Tepede yakalandı ve idam edildi. Gıcık. Eva öfkeyle elini geri çekti ve Theo'dan uzaklaştı. Sinirle cevap verdi. Peki ama çok para alırım. Yeter ki beni ihbar etme. Tabii ki bu. İkimiz de Firavun'un gözünden düştük. Bu yüzden sessiz kalmanın bir anlamı yok. Sonuçta ben de seni korumuş olacağım. Paramı öde. Bu zor bir iş. Ben de tecrübeli bir şezmiyim. Rüya büyüsü aracılığıyla çalışacağım. Kafanın içine kazmam gerekecek. Theo elini salladı ve dekoltesinin arkasından bir kese çıkardı. Burada var biraz. Yardıma geldiğinde daha fazlasını vereceğim. Yanımda pek para taşımam. Eva parayı aldı ve cebine sakladı. Theo'dan para aldım. Gelecekte lazım olacak. Peki. Bugün gece yarısına yakın tapınağın avlusunda bekle. Gece gece ne alaka? Yıkanırsak ne diyeceğiz? Seni alıp evime götüreceğim. Her şeyi orada yaparız. Tapınağa giremem ki. Ne kadar sinir bozucu. Artık ne maskem ne de pelerinim var. Bir de bu. Theo onunla gece buluşacağına söz verdi. Bunun üzerine yollarını ayırdılar. Ev onu kimseye anlatmaya cesaret edemedi. Utanç vericiydi. Sah gibi kaldırıldı ve şantaja uğradı. Üstelik çok daha kötüsü de olabilirdi. Şezman'ın en yüksek çevrelerinde çok acımasız oyunların oynandığını sık sık duyardı. Hem birbirleriyle hem avcılarla hem iktidarla oynuyorlarmış. Eva çok geç olduğu için hala öyle şeylerden çok uzaktı. Düz olmak gerekirse gitmeye hazırlanıyorum. Diye yatağında uzanmış düşünceli düşünceli tavana bakıyordu. Tüm umudunu kaybettin yani.
Evet ve yine de İsmen oraya tek başına gidiyor. Beraber olsak daha iyi olur, değil mi? Ah oh diye, senin açık kitap gibi okuyabiliyorum. Belki de haklısın. Üstelik Emen hocamızdan şüphelendiği için tüm öğrencilerini alıp götürebilir. Yani bize. İyi misin? Çok dalgınsın. Boş ver. Gideceğiz diye endişeleniyorum. Diye daha fazla soru sormadı. Kendi düşüncelerinde kayboldu. Onfis Evan'ın yatağının yanında yatıyordu. Sanki yıllardır onun odasında yaşıyormuş gibi huzurla, sakince ağırlıyordu. Eva yaklaşan iş için endişelenmeye başladığını köpek her şeyi anlamış gibiydi. Burnunu yatağa dayadı. Eva'ya altın renkte gözlerle baktı. Köpeği kaşımaya başlayan Eva onu değil kendini sakinleştiriyormuş gibi geldi. Kızlar lambayı söndürüp yatağa girdiklerinde Eva yarım saat bekledi ve sonra sessizce odadan çıktı. Boş boş koridorlarda yavaş yavaş yürürken yakalanma ihtimaline karşı kendine bir bahane buldu. Mevcut durumda dikkat çekmesi için en ufak bir şey yeterliydi. Evan hocasının arkasından bir iş alması hem de hiç tecrübesi olmadığı bir alanda çok kötüydü. Her şey çok kötüydü. Kabul etmemeliydin. Kızı bayıltıp oracıkta bırakmalıydın. Ama kız aşık ve böyle olunca insanlar hep biraz deli olur. Nereye böyle? Eva olduğu yerde dona kaldı ama hemen kendini toparlamaya çalıştı. Yanlış bir şey yapmadı ve yanında hiçbir şey yoktu. Bu saatte uyumuyorsun. Ne yani? O açgözle kasapla ilgili dedikoduları duymadın mı? Bu saatte dolaşırsan dikkat çekersin. Uzun boylu, iri yapılı bir adamdı. Eva çaktırmadan onun parmaklarına baktı. Avcı işaretleri. Siz miydiniz? Ben de korkmuştum. Doğal davranacağım. Ne iş yaptığımı belli etmeyeceğim. Adamım Tizian. 9. Kraliyet müfredesinde görev yapıyorum. Bana eşyalarını göster. Eva yanında taşıdığı küçük bir deri çantayı uzattı. Avcı bir maske ya da pelerini arayarak işini karıştırdı. Adam gözlerini kıza kaldırdı. Boş. İçinde bir şey mi olmalıydı? Aptal hayattı. Tizian inandı ama geri adım atmadı. Bu saatte nereye gidiyorsun? Kanun gün batımından sonra yürüyüş yapmayı yasaklamıyor. Hava almaya, cevap vermeme hakkım var. Sevgilime gidiyorum. Bunu söyleyelim. O hava kararı ne kadar tarih çalışıyor. Ben okuyorum. Ancak bu saatte buluşabiliyoruz. Eğitimli bir kadının basit bir işiyle ne işi olur? Sen kimsin? Katip olmak için okuyorsun değil mi? Yoksa şifacı veya rahibe? Sevgilim Han'da babasına yardım ediyor. Han onlara ait. Lezzetli yemekler yaparlar. Termopolis'ten geçen herkes onlarla yemek yer. Tizian Eva'ya bakarak birkaç kez başını salladı. Gözleri parladı. Tamam git ancak gece gece dolaşmasan iyi olur. Güzel kızsın. Kötü niyetli biri seni gözüne kestirmese bari. Teşekkürler. Tek seferde bahane buldun. Güzel. Avcı kollarını göğsünde kavuşturdu ve ekledi. Siz kadınlar burada özgür olsanız da fazla dikkat çekmeyin. Makedon yaşam tarzını o kadar hızlı benimsiyoruz ki yakında size de sıra gelecek. Eva belli belirsiz somurdandı. Hak ve özgürlükler mücadelesinden çok daha savunmasız ve tehlikeli bir konumdaydı. Titrediğini belli etmemeye çalışarak tapınaktan ayrıldı. Tay onu hemen buldu. Yakınlarda birinin olup olmadığını kontrol etmek için her köşenin arkasından dikkatlice baktı. Güvende olduklarını ikna eden kız Eva'yı yemine götürdü. Geç kaldın. Neden? Bir avcı ile karşılaştım. Seni gördü mü? Acil bir durumda kız arkadaşım gibi davran. Seninle konuşmak için çıkmışım gibi yaparız. Hiçbir şeyden şüphelenmedi ama sorarlarsa... Çabuk buradan gidelim. Anne ve babam da bizi görmemeli. Nerede uyumayı düşünüyorsun peki? Burada. Theo evin avlusunda bulunan küçük bir çadıra işaret etti. Rahat minderler, yeşillikler ve küçük bir gölet bile vardı. Eva böyle zengin bir evde hiç yaşamamıştı. Genellikle çitin arkasından bu tür evlere kıskançlıkla bakardı. Eva ve onun gibiler gençliklerinde açlık ve yoksulluk çekerlerdi. Theo gibiler ise karşılıksız aşk acısını çekerdi. Trajedinin boyutu orantsızdı. Bu Eva'yı kızdırdı.
Azanet'e yardım etmek başka şey, bu aptalla uğraşmak başka şey. Adam aklından çıkaramıyormuş. Ne büyük bir sorun. Şimdi güzelce uyurum. Sanırım her şey hızlı olacak. Daha hızlı yok edilmek için bir şey içtim. Tele örgü sayesinde burada ne yaptıklarını kimse göremezdi. Ne içtin? Annemlerde mavi nilüfer şarabını buldum. Fantezilerim daha canlı hale gelir. Onları çabucak çözersin. Bak. Eva diyecek kelime bulamadı. Ne? Mavi şarap? Cidden mi? Theo gücenmiş bir tavırla dudaklarını büktü. Ne var? Bu şarap tutkuyu tetikler, aptal kız. Sen kendinde değilken rüyana girmem. Babam buna uyumakta güçlük çektiği için işini söyledi. Görmez Tanrı, kaç yaşındasın? Sana şantaj yapmaya yetecek kadar. Reddedemezsin artık. Eva kontrolünü kaybettiğini fark etti. Mavi nilüfer şarabı güçlü bir uyarıcıydı. Genellikle zihni köreltmek ve arzuyu alevlendirmek için içilirdi. Öyle olsun, ancak şarabı bana ver, kaldır şu şarabı. Tabii ki bu. Elti de Süray'ı kilise doğru çekti. Theo Eva'ya hoşnutsuzlukla baktı. Ne yapacaksın onu? Önemli olan senin onunla bir şey yapmaman. Uyarıcı şarabı aldın. Gelecekte lazım olur. Evet. Mantarı bastırıp şarabın ağzını sıkıca kapattı ve çantasına koydu. Ama gerçekten ne yapacağım ki ben bunu? Neyse, işe yarar illaki. Kız yastıklara yerleşirken Eva umutsuzca ne yapacağını düşünüyordu. Tehlikeli şarap etkisiyle belirgeçen kadın fantezileri. Hayatımı kurtar Ra. Ama yine de rüyasında çok kalamam. Theo'nun ruhunu yanımda tutacak bir maskem yok. İçine gireceğim, elinden geleni yapacağım ve kızdan kurtulacağım. Yanakları kızarmış Theo mutlu mutlu uyudu. Onu orada önce bırakamazdı da. Sonuçta evsiz alan ücretinin ikinci kısmına ihtiyacı vardı. Yeni bir pelerin ve maske alacağım da. Eva kıza yaklaştı ve yüzüne baktı. Genç, tazecik ve saf, deli gibi aşık. Sevdiğini unutamaması onu umutsuzluğa sürüklemişti. Seni hissedebiliyorum ve anlıyorum. Eva, Theo'ya doğru eğildi. Alnına dokundu. Kaan tanıdık ılık dalgalarını içine çekerek gözlerini kapattı. Narin, hafif. Eva'nın cildi, bir genç kızın görünmez ve kırılgan olan o tüm hayallerini ve umutlarını dokunuyor gibiydi. Eva onların içinde kayboldu. Gözlerini açtığında yerle dağılmış pamuklu çarşafların üzerinde yatıyordu. Orada hafif bir çiçek yağı kokusu vardı. Duvarlar ve kumaşlar çiçek kokuyor gibiydi. Kişisel eşyalar, giysiler, yazılı papirüslerle dolu bir odadaydı. Eva'nın ilk fark ettiği şey, köşelerde ve altta yoğunlaşan kırmızı bir pus oldu. Tutki esintisi. Theo bu tutkuya kadar kapılmış ki bu arzusunu gizleyemiyor. Tüm rüyasını doldurdu. Eva hemen yatağa baktı ama neyse ki yatak boştu. Ancak nervesinler darmadağındı. Yastıklar yatağın üzerinde ve yerdeydi. Bu yatak biraz önce boş değildi. Aşıklar buralarda bir yerlerde büyük olasılıkla. Odayı keşfetmeye başlayan Eva papyrusa baktı. Metnin bir kısmı Yunanca, bir kısmı Mısır dilindeydi. Bitkiler ve ilaçlarla ilgili bir şey. Görünüşe göre bir şifacı yazmış. Ama Theo Mısır'da doğmuş. Yunanca yazmanın ne anlamı var? Burası onun odası değil. Yabancı bir şifacıyla mı karıştırıyor? Aklına bir tahmin geldi. Elisa da en yakın pencereye koştu ve dışarı baktı. Hermopolis değildi. Dikkatlice baktığı uzakta, insan şeklindeki görkemli güzel binaların ana hatlarını fark etti. Tepedeki Amun-Ra tapınağına benzer bir şey. Doğru, burada yaşadığını söyledi. Ben tepedeyim şu an. Başını çeviren Eva şaşkınlıktan neredeyse yerinden sıçrıyordu. Theo yataktaydı, yumuşacık, çırılçıplak. Her şey rüya yasalarına göre oldu. O buraya gelmedi ve başlangıçta burada değildi. Birden belirdi ve rüyası başlamış oldu. Evde de bekledi, izlemeye karar verdi. Neredesin? Yatak sensiz soğudu. Bitişik uzda ayak sesleri ve su sıçraması duyuldu. Odada kendi yıkama suyu var mı? Zengin adam. Selam yakışıklı. Çıplaklığını örten tek şey küçük bir havlu mu?
Yarı çıplak adam, yarı çıplak değil bari çıplak oda neyse. Yarı çıplak adam yatak odasına girinerek girdi. Pürüzsüz bronz teni nemli ve parlaktı. Saçları tutkulu seçmelerinden sonra dağılmıştı. Eva vücudu boyunca parlayan kırmızı bir ses şeyleri fark etti. Ooo işte Theo'nun şehvetinin ana kaynağı. Geç adam onu bekleyen kıza bakmadı bile. Direkt parşömenlere gitti. Eva sessizce masadan küçük bir bıçak aldı. Şimdi genç adamın yanına aslar, ipi keser ve bu rüyadan kaçardı. Bir adım attı ve sonunda gördü. Aralarında aşıkları sahip olduğu ruhu bağlayan ipler yoktu. İnsanlar birbirlerini sevdiğinde onlara bağlayan sıkı bir bağ vardır. Ama burada böyle bir şey bağ yok. Burada aşk yok. Karşılıksız demişti zaten burada. Theo bu genç adamı sevmiyordu. Onu sadece istiyordu. Ve Eva'ya yalan söyledi ya da buna kendi inandı. Onun sevgisini zayıflatmam gerektiğini düşünmüştüm. Halbuki kızın derdesi hala şehvetmiş. Müdahale et, devamını izle. İzle diyelim. Şimdi müdahale edersen olası ipucunu kaçıracağım. Kız acı çekiyor sonuçta. Ama aşktan değilse neyden? Nerede bu duygu? Onu nasıl kesebilirim? Neden hala buradasın? Gözlerini papyrustaki yazan ayırmadan omzun üzerinden konuşmuştu. Eva tam cevap verecekti ki. Yanıma gelmek istemiyor musun? Livi lütfen. Günlerde birbirimizi görmedik. Yazılarına uğraşma artık. Sonunda Livi kıza baktı. Çalışıyorum ve sen de çalışıyorsun. Önce görevimizi yerine getirmeli, sonra dinlenmeliyiz. Ne görevi ya? Her şeyi bitirmiştin hani. Onlara bildiğim şekilde yardım edemedim. Bu yüzden başka bir yol bulmam gerekecek. Hayır. Neden tüm dikkatini onlara veriyorsun? Nasılsa ölecekler. Genç adam kızının bu göz sözlerine hiç hoşlanmadı. Gözlerini kıstı ve kin dolu bir sesle dedi ki. Yeter. Seni uyardım. Sen her şeyden önce benim yardımcımsın. Bir zahmet asıl işini yap. Ben ilişki istemiyorum. Sana defalarca söyledim. Sana da ihtiyacım yok. İlişki istemiyor musun gerçekten, Livi? Bizimle tanıştıktan sonra bunu bir kez daha konuşalım. Kırmızı duman tüm odayı doldurarak daha parlak ve daha net bir hale geldi. O an Eva, Theo'dan Livi'ye uzanan belirgin ince bir kırmızı ip fark etti. Bu öfke, tutku ve öfke. Çünkü istediğini alamıyor. Ve bu genç adam bizim kızı ne kadar çok reddederse kızın duyguları o kadar güçleniyor. Bu duygusal iniş ve çıkışları Theo'nun onu sevdiğini inandırıyor. Bir gün kız da aynı yatakta yatıp ona sarılıyor. Ertesi gün yanından kovuyor. Eva bu ipi kesmesi gerektiğini anladı. İçine kendini fazlasıyla kaptıran bu genç adama olan duygusal bağlılığı ortadan kaldırmalı. Ve görünüşe göre bu genç adam ayrıca oldukça açık sözlü. Bunu bana neden yapıyorsun? Birkaç ip daha. Mavi, yeşil, sarı. Livi kızın ruhunda koca bir duygu fırtınasının kopmasına sebep olmuştu. Kızın duygularını keman çalar gibi oynatıyordu. Bu da Theo'ya çok acı veriyordu. İşte bu yüzden kız ne kırgın hem kırgındı hem de büyük bir tutkuyla yanıp tutuşuyordu. Duyguları yoğunlaştıkça o da havasız ve bunaltıcı hale geliyordu. Bazen melodi şehvetli, yumuşaktı. Bazen ise kaba ve agresifti. Kesmem gerek. Yeşil ipi, sarı ipi, mavi ipi, kırmızı ipi. Kırmızı ipi. Tutku bilince hep engel olur. Onu kaldıracağım ve Theo kendini daha iyi hissedecek. Yapılan seçim işin sonucunu belirledi. Peki. Eva daha önce papyrus yanında duran bıçağı tutuyordu. Cesurca genç adama gitti. Sohbete katılmaktan çekinmedi. Hey sen, bana bak. Sonraki saniyede bıçağı savurdu ve istediği ipi kesti. Bundan bir saniye önce Livi gözünü ona kaldırdı. Of çok yakışıklı ya, bu ne böyle. O da tüm rengini kaybederek solmaya başladı. Duygulardan birini kaybeden Theo'nun tüm rüyası deforme oldu. Ve sadece Livi eskisi gibi kaldı. Eva'nın güçleri sona eriyordu. Rüya yavaş yavaş yıkılıyordu. Nasıl acıyor? Bitti, gidebilirim. Yoksa burası tımarhaneye dönüşür. Sen kimsin? Genç adam Eva'ya düşünceli bir şekilde bakarak göğsünü ovuşturdu. Bu sefer gerçekten ona hitap ediyordu. Eva'nın konuşma fırsatı vardı.
Geç adamla konuş. Bir dakika daha kalmaya karar veren Eva cevap verdi. Önemli değil. Tabii değil mi yaşıyorsun? Şu an neredeyiz sence? Durum ne? Sen şifacı mısın? Ne hakla beni sorguya çekiyorsun? Kendini bir şey zannediyor. Basit bir soruya bile cevap veremiyorsan kötü bir şifacısın demektir. Levi'nin dudakları sinirden seyirdi. Genç adam isteksizce cevap verdi. Durum kötü. İnsanlar ölüyor ve ben aylardır bu konuda hiçbir şey yapamıyorum. Bunu öfke ve acizlikle söyledi. Sonra düşünceli düşünceli Eva'ya baktı. İşini çok seven biriydi belli ki. Sen burada ne yapıyorsun? Seni daha önce görmedim. Görsen unutmazsın zaten. Görmeyeceksin de. Divi ile konuştun ve yeni bilgiler öğrendin. Seni hatırlayacak. Peki, bu kim? Onu tanıyor musun? Livi Eva'yı işaret etti. Onu yeni fark etmiş olan Theo kaşlarını kaldırdı. Hayır, evet, öyle görünüyor. O... Theo tereddüt etti. Odadaki gölgeler titredi ve solmaya başladı. Kaç kaç Eva. Bitti, rüya yıkılmak üzere. Eva odanın çıkışına yöneldi. Theo tehlikede olmadığı için Eva rüyasını ancak ölerek ya da boş bir alana çıkarak terk edebilirdi. Müşterinin olmadığı bir alana, onun uzak veya onun bilmediği. Eva birkaç dakika boyunca koridorda yürüdü. Etraf yavaş yavaş solmaya ve kaybolmaya başladı. Eva gözlerini kırpıştırarak hızla doğruldu. Theo hala uyuyordu. Eva onu uyandırmak ve konuşmak istemedi. Ama ödemenin ikinci kısmına ihtiyacı vardı. Kız hafifçe yana itti ve fısıldadı. Theo uyan, annenle baban seni arıyor. Çabuk paramı ver kaçayım. Aksi takdirde ikimiz de fırça yeriz. Yarı uykulu Theo ayağa kalktı ve şaşkınlıkla etrafına baktı. Ne? Annen babam mı? Evet seni arıyorlar. Hadi dağılalım. Theo cebine uzandı ve ikinci bir kese çıkardı. Daha uzatırken Eva onu kapı ayağa fırladı. Bahçeden çıkıp olabildiğince çabuk tapınağa gitti. Dililik, acaba Reims'in dediği gibi ölülerle çalışmak gerçekten daha mı kolay? Yakın gelecekte siparişi yerine getirip getiremeyeceğini öğreneceksin. Peki. Avluya açılan kapılar Eva'ya garip geldi. Kız saklandı. Yavaş yaklaştı. Erkek sesleri. Birisi tapınak alanında sessizce konuşuyordu. Erkeklerden biri Amen'di. Diğeri büyük olasılıkla ikinci avcıydı. Burada ne işleri var? Yemin ederim gece vakti beni ikinci kez yakalarsa bu sefer paçamı kurtaramam. Neyi konuşuyorlar? Ve neden tapınağın avlusunda? Kulak misafiri ol, etrafına dolaş. Tabii ki bu. Eva bir şey duyabilmek için nefes almayı bile bıraktı. Onunla güneş battı. Hala orada oturuyor. Emriniz nedir efendim? Bütün öğrencilerini toplayacağım. Ona inanmıyorum. Şüphelerim var. Ramo'dan mı bahsediyor? Bütün çeteyi alacağız. Öğrencilerden biri mutlaka bizim olacaktır. Ve geri kalanı da lüzumsuz kaçmaz. Tepede çok sayıda adama ihtiyaç var. Tapınaklarda bulunmazlar. Öncesini paylaşmıyorum Epistat. Bakalım. Beni, Reims'i ve Dia'yı müfrizeye mi almak istiyor? Yoksa başka bir şey mi? Bu Ramo bize şey diyordu işte adamın gözüne çok gözükmeyin dikkatli olun bilmem ne. Kendisi şüphe uyandırmış adamda. Adam da bu yüzden bizi de alıyor. Salak. Yanılıyor olsam bile onları uyaracağım. Ve ne olur ne olmaz pelerini ve maskeleri yok etsinler. Avcıların arkadaşlarınla ilgili yaptığı planı öğrendin. Bunun bir etkisi olacak. Peki. Eva aceleyle tapınağa başka bir çıkıştan girmeye karar verdi. Ayağının altına bir çift çakıl tıtırdadı ama kimse tepki göstermedi. Hiçbir şekilde yakalanmamak için hızlandı. Duydun mu? Ay tilki kulağı var bunun da her şeyi duyuyor. Belki de o yerli kız. Tizya'nın burayı tek başına takıldığını söyledi. Eva birkaç tehlikeli koridora geçtikten sonra o doğrudan yatak odasına giden koridora geldi. Biraz fazla zaman harcadı ancak hoş olmayan karşılaşmadan kaçındı. Eva tüm endişelerini geride kalmasına sevindi. Ama arkasını sessizce beliren karanlık bir figür kızı kolundan tutup durdurdu. Korktu. Evet bu o kız. Şaşırmadım. Ne, sorun nedir? Ama daha fazla uzatmadan çantasını işaret etti. Yine karanlıkta dolaşıyorsun. Bıkmadın mı?
Göster bakalım. Sen ikinci kez gün batımından sonra yakalıyorum. Eva çantasını tekrar ters yüz çevirdi. Beni abartıyor. Bir çizme olarak çok beceriksizim. Maskesiz ve pelerinsiz de çalışıyorum. Eva'nın çantası boştu. Sürahi dışında. Ne bu? Şarap. Yanında şarap mı taşıyorsun? Özel bir tür. Özellikle onun için gittim. Ama sözlerini doğruluğunu kontrol etmedi. Çantayı iade etti. Bu kadar gece yürüyüşü yeter. Eşyalarını topla. Benim müfrezemle beraber birkaç gün içinde tebe gideceksin. Ama ben gönüllü olmadım. Sormadım ki. Bu sözlerle uzaklaştı. Kahretsin, bunun böyle biteceğini biliyordum. Eva sakin kalmaya çalıştı ve Ramon'un öğrettiği gibi bir avantaj elde etmek istedi. Ama çok gençti, sadece korkmuştu. Sabah arkadaşlarına her şeyi anlattı. Amine herkesi müfrezeyi almayı planladığı konusunda onları uyardı. Bu arama nedeni olabilirdi ve bu nedenle tüm pelerin ve maskeler bir an önce yok edilmeliydi. Reims, Dia ve Ramon mutsuz olmalarına rağmen bunu hemen yaptılar. Ancak her şey beklenmedik bir şekilde iyi bitti. Amine'nin planlarını arkadaşlarına anlattın ve onları beladan kurtardın. Tamam. Bir gün avcılar yanlarına geldi. Lipsatan'ın tebe yardım için herkesin müfrezesini dahil etme emrini bildirdiler. Başvuranların odalarında arama yapıldı ancak hiçbir şey bulunamadı. Bu onları şüphelinin bir kısmından kurtardı. İşler iyi gitmedi ancak hocaları onların elinden geldiğince hazırlamaya çalıştı. Birkaç gün boyunca dikte metinleri yazdılar. Bunu hızlı ve düzgün bir şekilde yapmayı öğreniyorlardı. Ancak artık başka hiçbir şeye yaramıyorlardı. Onlara okuma yazma öğretildi ama geri kalan disiplinler, bitkisel ilaçlar, DNA uygulamalar öğretilmedi. Aman bunu biliyordu ve onlara kroniklerin kaydını yapsınlar diye aldı. Başka deneyimli katipler bulabilirdi ama kasıt olarak Ramon öğrencilerini seçti. Hoca tebe varlıklarını onun bilgisi olmadan herhangi bir iş almalarını kesinlikle yasakladı. O an Eva utandı. Hocasının arkasını iş çevirdiği iş yüzünden okulda anında atılabilirdi. O kız bir konvoyla tebe döneceğini söylemişti. Yani benimle mi? Bu iş bana patlayacak. Hem de nasıl patlayacak? Herkesin akşam yemeği için buluştuğu son günlerden biriydi. Gerçek mesleklerini bilmeyen diğer öğrenciler onları tebrik ediyorlardı. Hastalara yardım etmek için gönüllü olmuşlardı. Onlar birer kahramandı artık. Ama bu 3 kişi için çok kasvetliydi. Kafamı dışarı çıkarmayacağım. Havasız bir dolapta oturup etrafımdaki herkesin hastalıktan nasıl öldüğünü durmaksızın yazacağım. Bu şekilde hiçbir şey öğrenemezsin. Neyse ki hayatta kalacağım. Ve bir dilence kadar fakir. Eğitimden sonra kimse seni tapınakta olduğu gibi seslemez, giydirmez ve barındırmaz. Deneyim kazanmazsan kimse seni istemez. Dia, Reims'e doğru eğilerek tasadı. O kadar çok istiyorsan sen uğraştır ölülerle. Nekropolleri yaz, beni rahat bırak. Yakalanınca adamın tek bir harfini bile söylemeye cüret etme. Ne kadar kızmış, bak sen. Tahmin etmenin ne anlamı var? Reims, bu seni neden bu kadar endişelendiriyor? Kavga etmeyi bırakın. Bunu söyleyelim. Ne olacaksa olsun. Her şeyden çok hasta olmaktan korkuyorum. Abim her şeye rağmen çalışacağımı söyledi. Eva sandalyesinin arkasına yaslandı. Masmavi gökyüzüne baktı. O kadar sakin ve temizdi ki. Kızın dünyası ise alt üst olmuştu. O zaman çalışırız. Benim kendimden başka kaybedecek bir şeyim yok. Hastalıktan korkun. Avcılardan değil. İş almazsanız suç işlemiş olmazsınız. Herkes bir anda ortaya çıkan İtman'a baktı. Genellikle tebe birlikte gideceği öğrenci şifacı arkadaşlarıyla zaman geçiriyorlardı. Eva ve diğerlerinin de o gideceğini öğrenince ona destek olmaya geldi. Hastalık, kraliyet birliklerinden çok daha fazla can alıyormuş. Ama ben yine de abimin öğrettiği gibi risk alacağım. Kendini acımıyor musun? Burada ne işin var gönüllü? İsmen ve Reis birbirlerine kötü kötü baktılar. İlk başta pek anlaşamadılar. İsmen Eva'nın yaptığı işten hoşlanmıyordu. Reims ise sırrı arkadaşını ifşa etmesine hoşlanmamıştı. Eva bir kavgayı dinleyecek havada değildi. Geçen hafta her şey çok fazla üst üste gelmişti. Hala Theo'nun tapınağa geleceğinden korkuyordu. Ama kızdan hiç ses çıkmadı. O yüzden Eva kalkıp eşyalarını toplamaya gitti.
Birkaç gün sonra. Merkez caddede birkaç düzine savaş arabası vardı. Avcılar, gönüllü şifacılar, yol arkadaşları eşyalarını yerleştiriyorlardı. Tepede yardım edebilecek herkes oradaydı. Konvoyun sonunda Theo'yu gören Evan'ın kalbi duracak gibi oldu. Birini gülümseyerek ve coşkuyla konuşurken çantasını karıştırıyordu. Eva ona göz göze gelmemek için arkasındandı. Bundan sonra yan yana mı yaşayacaklardı? Ayrıca kalabalığın içine yola çıkmayı bekleyen Dia ve Isma'nın kellerine bir araba bulduklarını fark etti. Eva'nın da arabalardan birinde boş bir yer bulması gerekiyordu. Atların üzerinde de eşya yüklenmişti. Her bir arabaya yalnızca 2 veya 3 kişi binebiliyordu. Bu yüzden bütün bir kalabalık meydana dizilmişti. Konvoy boyunca yürüyen Eva neredeyse her yerin dolu olduğunu anladı. En başına gelmişti. Bu konvoyun başında elbette ki Amen'in devasa savaş arabası vardı. Hazırlık sürecini yöneten Amen onun yanında duruyordu. Eva adı çayına benzer beyaz mersin yaprağı yağı ile nar kokusunu aldı. Taze, buruk ve sıra dışı bir aroma. Şifalı yağlar böyle kokardı. Etrafına bakındı. Bu parfümün kime ait olduğunu anlamaya çalıştı. Amen'in miydi? Adam kızın bakışını yakaladı. Neden hala burasın? Nerede olmalıyım? Arabada. Yer bulamadım. Amen adamlarından birini durdurdu. Nereye yerleştirdim de? Tizyan hisleri yoklamaya başladı. Sonra kaşlarını çarptı ve omuz sikti. Hiçbir yere. Hermopolis'ten bu kadar çok katip alacağımızı beklemiyorduk. Onu nereye oturtabileceğimizi bulmamız lazım. Kendim bulurum. Burada kal. Tizyan'ın ihale etmesine izin ver. İpsat onayla başını salladı. Yarmısı bu sorunu çözmeye gitti. Eva, Amir'in üzerinde onu ilk kez yine bu meydanda gördüğü pelerini fark etti. Kız adamın güneşe karşı temkinli olduğunu düşündü. Olabilir. O anda Onfis Eva'ya koştu ve ön patiriyle üzerine atladı. Hey, hayır olmaz. İsmana git. Seni kim aldıysa sana o yer bulsun. Benim kendime yerim yok. Köpek Eva'nın kalçasını son kez yaladı ve ardından İsmana doğru koştu. Amen bunca zamandır onları izliyordu. Bu yavruyu hatırlıyorum. O akşam. Sahiplendin mi? Bir arkadaşım beni ikna etti. Evet, ben de hayvanları severim. Onları okşamak çok güzeldir. Güzel. Amen başını göğe kaldırdı. Kaşlarını çattı ve başını salladı. Geç kaldık. Bin. Nereye? Arabaya. Gitme zamanı. Oynanacak zamanımız yok. Ama yine aynı arabada tepe gitmek mi? Kabul et. Mecbur. Eva eşyalarının olduğu çantasını kenara doğru bastırdı. Çekinerek sordu. Nasıl yani? Bileyim mi cidden? Amen cevap vermedi. Kızın eşyalarını aldı ve geri dönen Tizyan'a verdi. Şunları katla. Sonra sen de bin. Çıkıyoruz. Eva'yı başına sallayıp yerleşmesini emretti. Kız daha önce hiç böyle bir şey bilmemişti. Bu yüzden beceriksizce tırmanmaya başladı. Tökezlemek üzereyken Amen onu omzundan yakaladı ve hafif bir itişle binmesine yardım etti. Her şey hızlı ve sessizce yapıyordu. Görünüşe göre yol hazırlığı onu çok yormuştu. Birkaç saniye sonra Tizyan geri döndü. İkisi de Eva'nın yanındaki yerlerini aldılar. Kız 3 kişi için fazla yer olmadığını dehşet içinde fark etti. Gözlerini fal taşı gibi açmış hocası arabalardan birine ona bakıyordu. Bakışından ne düşündüğü belliydi. Deli mi ne? Öyleyiz. Sanki Eva bu konuda bir şey yapabilirmiş gibi. Başka seçeneği yoktu. Bir süre daha kalan herkes yerleşmeye devam etti. Eva arabanın kenarına olabildiğince sıkı tutmaya çalıştı. Yola çıktılar. Araba fena sallanıyordu ama her şeye alışmış olan Amen oldukça sakindi. Tizyan yolu izliyor, ara sıra konvoyu görmek için arkasına bakıyordu. Görünmez Tanrı, daha ne kadar böyle sallanacağız? Daha kaç günlük yolumuz var? Tekerleklerin altında büyük bir taş denk geldi. Araba adeta savruldu. Eva bunu beklemiyordu. Öne düşecek gibi oldu. Güçlü bir el onu tam zamanında yakaladı ve düşmekten kurtardı. SS. Tutunacak bir şey bulamayan Eva hızla Amen'in kıyafetlerine yapıştı. Bunun güvenli olmadığını anladı ve aceleyle ellerini gövdesine götürdü. Yine başarısız bir hareket.
kahretsin. İlk defa böyle bir şey biliyorum. Affedersiniz tanrım. İkinci kez sallandılar. Evde de Epsil'i tutunarak donlu kaldı. Gölge kuralları artık umurunda değildi. Sadece düşmekten korkuyordu. Yaklaşık bir dakika sonra yol düzeldi. Kız tekrar özür dilemek için başını kaldırdı. Ama sakince ona bakıyordu. Mersin ve nar. Evet, bu kesinlikle onun kokusuydu. Adam hareket etmedi. Eva'nın sakinleşmesini bekliyordu. Hadi ama, arabanın kenarlarını tutun. Yusuf Tepe'ye kadar böyle mi gideceksin? Bakışları onu tutunan titreyen parmaklarına kaydı. Evet, evet, şimdi. Eva tek eliyle kenarı tutmaya çalıştı ama dengesini kaybedip düşmekten çok korkuyordu. Yere otursana. Genellikle cesur ve kendine güvenen Elita da şaşkına dönmüştü. Ama bunu hemen anladı. Eva'yı arabanın içine doğru çekti. En tehlikeli kısmı kendi vücuduyla kapattı. Kız iki eliyle tutabileceği bir yere oturttu. Sıkı tutun. Tekrar özür dilerim. Aman bu geziyi unutmayacak. Peki. Hermopolis hızlı uzaklaştı. Birkaç dakika sonra çok geride kaldı. Eve bu şehirden ayrılırken aynı zamanda eski hayatını da geride bırakıyordu. Eski günler artık sona ermişti. Ders yoktu. Tanıdık duran başlı sokaklar yoktu. Lanet'in kol gezdiği bir yerde hayatta kalmaları gerekiyordu. Tüm kara büyücülerin kaçtığı yere. Korku ve ölümden başka hiçbir şeyin olmadığı yere. Evet. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.